Evet, selamlar arkadaşlar. Bir infaz koruma memuru. Silah için başvurduğunda, tabanca için başvurduğunda istenen belgeler. Tabii şu an yönetmelik askıda olduğu için alamıyoruz ama defterlerim karıştırırken 5 sene önceki benden istenen evrakların bilgisini içeren kağıdı buldum. Karakoldan bana bunu vermişlerdi. Belen Karakolu, Hatay Belen. Yani bu yönetmelik elbet düzelecek. Düzeldiğinde de işte almak isteyen arkadaşlarımız var. Genelde bana herkes şeyi soruyor, yani ne istiyorlar, hangi belge istiyorlar. Ben de çok uzun yıllar geçtiği için unuttuğumu belirtiyordum. Kağıdı buldum. Zaten karakol direkt yönlendiriyor ama soru çok olduğu için bunu göstereyim dedim bulmuşken. Ne diyor? Silah ruhsatı için istenen belgeler kamu görevlileri için diyor. 91/1779 karar sayılı yönetmeliğin 8. maddesini A bendinde sayılanlar ile E bendinin 1, 2, 3, 4 ve 5. bentlerinde yer alan kamu görevlileri ile BG Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı birimlerde çalışan sivil personel hariç diğer kamu görevlileri. Yani işte bu genelde biz ve bildiğim kadarıyla gümrük muhafaza, orman pardon gümrük muhafaza değil, orman muhafaza ve bu statüde meslekler. Şimdi birinci madde ne demiş? Kaymakamlık makamına dilekçe. Makine kimyadan alacaklar için. Buraya MKÜ yazmış. Polis memuru Mustafa Kemal Üniversitesi ile karıştırmış. Normal. Yani orada Mustafa Kemal gelir akla, Hatay'da Mustafa Kemal Üniversitesi. 2. Psikolojik, nörolojik ve fiziki rahatsızlıklar yönünden silah ruhsatı almasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu devlet ya da üniversite hastanesinden, aynen özel hastaneden alınmaz. Yakın zamana kadar 250 liraydı. Fiyatı uzun süredir değişmiyordu bunun ama işte heyet raporu şu an ne kadar bilmiyorum. Doktorlar şaşırıyor. Sizden niye istiyorlar bunu? Size peşinen vermiyorlar mı tabancayı falan diyorlar. Ya vermiyorlar işte falan diyoruz. Neyse. Mesleğe girerken kişilik testi yaptılar mı diye bir soruyorlar. Kimisine yapıyorlar. Kimi hastanelerde. Kimilerinde yapmıyorlar. Bana yapmadılar. Ben de yapılmadığını belirttim. Tamam, sana bir kişilik testi yapalım dedi. O yeterli dedi. İşte kişilik testi, hani askeri sınavlara girenler bilir. Ona benzer bir test. Yani 500 soruya yakın. Sizin genel etik ve ahlak değerlerinizi ölçmeye yönelik bir test. Onu yani işaretliyorsunuz. Sıkıntısız şekilde halloluyor. El titremesine takılıyorlar. Tabii ki normal takılacaklar. El titremesi bende normalde yok. Ama o gün aç karnına gittiğim için bir hafif şey olmuştu. Sonra baktı, doktor da anladı bu kronik el titremesi değil diye. Başka da rahatlıkla geçebileceğiniz bir sınav yani. Gözlük engel değil. İşte infaz ve koruma memuruysanız rahatlıkla alırsınız. Tabanca kullanabilir ya da taşıyabilir diye bir heyet belgesi. İşte 3 numara TC kimlik numarası. 4 son 1 yıl içinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf. Makine Kimya Kurumu'ndan alacaklar için 6 adet demiş. 5 sene önceki şey için. Durum için. Parmak izi belgesi varsa fotokopisi getirilecek. Parmak izi belgesi zaten ehliyeti olanlar. Yani otomobil ehliyeti falan gibi araç kullanım ehliyetleri olanların Emniyet Genel Müdürlüğü'nde parmak izleri vardır. Görev belgesi, görev belgeleri müracaat tarihi itibariyle 1 aylık süreyi geçmemiş olması ve mühürlü olması gerekmektedir. İşte kurum müdürlüğünden bu memur bizde çalışıyor şeklinde bir resmi evrak. 7. Varsa silah kontrol için şubeye getirilecek. 5 sene önce aynen böyle kontrol için alındıktan sonra, satın alındıktan sonra şubeye götürüyorduk. Şimdi duyduğuma göre bence çok yanlış bir uygulama.
Polis teslim alıyormuş ruhsat çıkana kadar. Yani sizin üzerinize kayıtlı silah kimsenin teslim almaması lazım normalde. Tabii şu an hiç alamıyoruz yönetmelik askıda olduğu için de. Yani gayet yanlış bir uygulama. Bir anlığına bile kimseye teslim edilmez. Yanından ayrılmaz. Evde bırakılmaz. Yani bunu da bilmek lazım. Şimdi niye her yere silahla geziyorsun diyor bilmeyenler. Senin taşıma ruhsatlı silahın bulundurma ruhsatlı silah gibi değil. Üzerinde değilken çaldırdığın zaman şüpheli konuma düşersin, sıkıntıya düşersin savcı karşısında. İşte bunu da burada değinelim ki eleştirenler oluyor. Bilip bilmeden. Umarım onlar da öğrenir artık. Evet, ruhsat da böyle bir şey arkadaşlar. Şu anda yeşil ama biraz daha kibar bir halde. Biraz farklılaştırılmış yani. Şimdi bu ruhsat yenileme işini normalde emniyet 5 senede bir isteyebilir teorik olarak ama bizden yani genelde istemiyorlar. Olur ya meslek değiştirirseniz aklınızda olsun. Silahı 6 ay içerisinde teslim etmeniz gerek. Size gelen tebligatla birlikte. Hatta siz size ulaşan olmadan bildirin artık mesleği yapmıyorum gibisinden. Yani ona dikkat edin yoksa ömür boyu bulundurma ruhsatı bile taşıyamazsınız. Öyle bir ayrıntı var. Başka da bahsetmek gereken ne var? Silahın taşınabileceği yerler belli zaten. Kanunda açık açık yazıyor. Taşınacağı yerler, taşınmayacağı yerler. Onlara dikkat ederseniz. Evet arkadaşlar. Bu videoda da bu kadar. Hepinize iyi günler.